Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir Reklam Arkası Ekstra programıyla bu hafta sizlerle yeniden beraberiz. Bu hafta tek konuğum var, özel bir konuğum var. Sağlıklı ve lezzetli atıştırmalık kategori liderlerinden Fellas Gıda bugün konuğumuz ve kurucu ortağı Mustafa Cangider bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla şöyle başlamak istiyorum. Fellas benim yakın çevremde başta olmak üzere çok dikkatimi çeken herkesin çekmecesinde, arabasının torpidosunda, ofisinin yanında böyle sürekli yanında taşıdığı pratik sağlıklı atıştırmalık diye tanıştık. Hepsinden aldığım feedback işte belli bir proteine sahip olduğu, sağlıklı ve lezzetli olduğu gibi konularda böyle dönüşler olunca valla size ulaştık. Sağ olun kırmadınız geldiniz. Biraz sizden Fellas'ın hikayesini, bir de rekabetçi bir sektör, biraz araştırdık, baktık. Valla bu rekabetin içerisinde yerli bir marka olarak, bildiğim kadarıyla %100 yerli sermayeli bir Doğrudur. marka. Ve pazar liderleri arasında da kimi zaman lider, kimi zaman sıralama değişiyordur mutlaka her sektörde olduğu gibi ama önce bir sizi tanıyalım. Daha sonra Fellas'la olan bu kurucusu olduğunuz kurumun nasıl bu atılıma girdiğini sizden dinleyelim istiyorum birinci ağızlardan. Herkesin merak ettiği soruları da buradan cevaplamış oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Sağ olun. Çok kısa kendimden bahsedeyim. İsmim Mustafa Can. Bursa doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunuyum. Bir 4,5 yıllık uluslararası bir şirkette satış ve ticari pazarlama departmanlarında tecrübelerimden sonra kardeşimle beraber iki kardeş hayalimiz olan kendi şirketimizi kurma heyecanıyla Fellas Gıda'nın temellerini attık. Ne güzel. Fellas Gıda 2015 yılında kurulmuş bir firmadır. Fellas Gıda ne yapar? Sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyen bireyler için fonksiyonel ve lezzetli atıştırmalık ürünler üreten bir firmadır. İlk yola çıkış hikayemiz aslında böyle başladı. Bunu da açıkçası neden bu sektöre girdiğimizin Ben şimdi cevabı. onu soracaktım. Çünkü 4,5 yıllık bir iş hayatı ardından 2015 dediniz. Yani çok eski bir firma da diyemeyiz. Değil. Hatta yeni ve Evet. yenilikçi. Doğru. Peki yani nasıl oldu da böyle bir şeye giriştiniz? Yani çünkü gıda sektörü hem hassas, yani çok dikkat gerektiren, herkesin seçerek tercih ettiği ve önem verdiği bir nokta. Bir de tabii hedef kitle olarak bakıyorum. Yani bizlerden, işte buralardan çıkıyor, kendi sağlığına, beslenmesine dikkat eden insanların hayatına giriyor. Burada da tabii onu tüketen kişinin oldukça seçici olduğunu Doğru. tahmin ediyorum. Aynen öyle. Yani aslında bakarsın çok doğru tespitleriniz var. Yaşadığımız dünyada artık zaman en kıymetli kavram olmaya başladı. İnsanlar gündelik hayatlarında, iş hayatlarında, özel hayatlarında olabildiğince zamanı yakalamanın peşinde aslında bütün ortamlarda. Evet. Biz de kardeşimle beraber bu kendi işimizi kurma hayalimizde bütün bu trendleri, kavramları aslında bir masaya yatırdık ve incelemelere başladık. Tabii ki de hem yurt içi hem yurt dışı ihtiyaçları, yurt dışındaki gelişmeleri, yurt dışında farklı farklı kategorilerde nelerin trende dönüşebildiğini aslında takip etmeye başladık. Burada insanlar zamanı yakalayabilmek adına yemek yemeye ayırdıkları zaman gittikçe kısalmaya başlıyor. Çünkü çok daha kısa zamanda çok daha fonksiyonel vücudun ihtiyacı olan besinleri alarak hayatlarına devam etmek istiyorlar. Bu iş ortamında da böyle, özel ortamlarda da böyle olmaya başladı. Bir de sabırsız bir Ve sabırsız toplumuz. toplumuz tabii bunu biraz daha dünyadan da Türkiye'ye bizim kendi toplumumuzu uyarladığımız dünyada da çok heyecanlı, yeniliklere açık bir toplumuz. Burada aslında bizim taraftaki artık şans mı diyelim, kısmet mi diyelim, benim endüstri mühendisi olmam, ablamın da gıda mühendisi oluyor olması böyle biraz bizim güçlerimizi de birleştirerek, perfect match de Match. diyebiliriz buna. Bu güçleri birleştirerek aslında Fellas Gıda kendi kendine bizim de tabii ki de araştırmalarımıza, katma değerlerimizle beraber belli bir aşamaya geldi. Bu da neredeyse
Birçok gıda firmasının muhtemel hikayesinde benzer bir başlangıç vardır. Evimizin mutfağında başladı. Yani bütün bu aslında araştırdığımız fonksiyonel beslenme ürünlerini önce kendi evimizin mutfağında küçük denemelerle başlayarak doğru ürünlere ve doğru portföye ulaşabileceğimize inandığımız noktada da şirketleşme ve üretim aşamalarına geçmeye başladık. Yani aslında endüstriyel diyebileceğimiz yani seri üretimin olduğu paketli gıdalar genel olarak insanlarda öyledir. Hani ne kadar doğal olsa da, ne kadar natürel olsa da ya da işte organik olsa da vesaire. Hani paketli olunca insanlarda böyle bir geri adım atma oluyor ama şimdi çok ilginç. Paketli ürün hızlı tüketilen, belli vücudun ihtiyaçlarını, enerjisini karşılayan, belli bir düzeyde dengeleyen diyebileceğimiz bir ürünün sizin ürünlerinizde özellikle yani mutfakta başlayan bir hikayeden bahsediyorsunuz. Bu son zamanlarda çok duyduğumuz da bir şey ama hani işte nedir? İşte pastanecilik, patisseridir, odur budur filan ama böyle paketli ürünleri raflara getirmek, yurt içi yurt dışı bunun lojistiğine kadar planlamak yani aslında bir mutfaktan bugün bir fabrika konuşuyoruz belki. Doğru. Ya müthiş bir başarı hikayesi diye evet. Görüyorum. Yani orada ben en gurur duyduğum konulardan bir tanesi tabii bu başlangıç hikayesinden bu geldiğimiz noktaya her ay 1 milyondan fazla protein bar ürünü tüketiliyor. Sadece bizim kendi markamız üzerinde ve bu bizim ürünleri yani bu kategoriyi oluşturan markalardan bir tanesiyiz bulunduğumuz ülkede. Sıfırdan başlayarak çok kısa zamanda bu hacimlere ulaştırabiliyor olmak aslında bu hem Türk insanının yeniliklere ne kadar açık olduğunu, ne kadar bilinçli tüketiciye her geçen gün dönüştüğünü ve bizim de en doğru adımlarla tüketiciye ulaştığımızı gösteren çok güzel bir sonuç. Tabii iki kişi başladığımız serüvende şu anda 75-80 kişilik bir ekiple beraber aylık 1 milyondan fazla ürün tedarik edebiliyor olmak tüketicilere çok kıymetli, çok değerli. Ve bunu yaparken de sadece yurt içi değil, aslında ilk başladığımız günden beri vizyonum yurt dışı odaklı olduğu için yurt içi ve yurt dışında bu ürünleri ulaştırabilmek en büyük misyonumuz. Tabii burada yine en güçlü kaslarımız aslında kendimize güvendiğimiz taraf gıda teknolojisine çok hakim oluyor olmamız. Kardeşimin, ablamın liderliğinde ürün kalite standartlarını ilk günden beri yani evimizin mutfağında bile denemelerimizi yaparken ki o prosesleri, o süreçleri yürüttüğümüz sistemle şu an endüstriyel fabrikamızda bile yürüttüğümüz sistemlerin altyapısının çok benzer olması aslında bakış açımızı gösteriyor olaya. Tam onu soracaktım. Yani ürünlerin üretim süreci şu anda nasıl? Yani şimdi bir mutfakta örnek veriyorum yemek yapmak var. Bir de yani 1000 kişiye yemek yapmak var mesela. Hani kesinlikle. Sistem değişiyor ama tabii dengeler, hepsinin ayarlanması vesaire filan gibi konularda çok hassasiyetli olduğunuzu fark ettim. Şu anki üretim süreci yani mutfaktan evrilen fabrika tarafında ya yine herhalde işin içindesiniz diye düşünüyorum. Yani nasıl teknolojiler var? Orada zaten bulunduğumuz kategori yine aslında biz yapmadan önce yapılabilen bir üretim aşamaların olmadığı için biraz yine bizim kendi araştırmalarımız, üretici, makine üreticileri, partnerlerimizle beraber geliştirdiğimiz aslında sistemlerle beraber biz kendi üretim hattımızı kurabildik. Hmm. Yani biz protein bar yapmak istiyoruz dediğimizde bize herhangi bir makinacı alın buyurun size bu makineyle ürün yapabiliyorsunuz gibi bir sunum gerçekleştiremedi. Biz kendi Ar-Ge'lerimizle beraber, orada makinacılarla da beraber, aynen herhalde. Öyle kardeşimin ablamın gıda mühendisi, benim endüstri mühendisi fikirlerimle beraber oturduk ve harmanladık ihtiyacımız olan gerçekten akışın nasıl olması gerektiğini ve burada bunu tabii yine en gurur duyduğumuz noktalardan bir tanesi çok büyük bir sermayeyle bu işi yapmadığımız için olabildiğince en verimli şekilde bu işi çözebiliyormamız gerekiyordu. Yani çok ciddi yatırımlarla da bu iş başlatılabilirdi. Ama bizim asıl başarımızdaki yatan sır bizzat kendimizden, zamanımızdan, emeklerimizden aslında fedakarlıklar göstererek en verimli şekilde üretim aşamalarını kurgulamak ve bunu da çok hızlı bir şekilde büyütebilecek altyapı oluşturmaktı. O ilk günden beri bugüne gelene kadarki süreçte
Hep o sistemler aslında devam ediyor. Tabii ki de ihtiyaçlar doğrultusunda, artan talep doğrultusunda o üretim aşamalarını her geçen gün güçlendiriyoruz, kapasiteleri arttırıyoruz. Ama her zaman o butik, her ürünün dokusunun, paketinin, ambalajının en doğru, en mükemmel şekilde kutulandığından emin olarak aslında ürünlerimizi servis etmeye çalışıyoruz. Bu da bence Fellas'ın başarılarının sırlarından bir tanesi. Yani dediğiniz gibi bir de düşünüyorum şu anda sağlıklı atıştırmalık dediğimiz o yani fonksiyonel gıda, işte sağlıklı ve lezzetli atıştırmalık. Ya bu kategori çok büyüdü gibi görüyorum, öyle hissediyorum. Yani evet siz bu işin ilklerinden, ilk atılımcılarından, ilk girişimcilerinden olduğunuzu belirttiniz. Fakat şu anda hani nereye gitsem hani gofretler bile neredeyse şeye döndü. İşte sağlıklı, işte içinde bir takım farklı yan destekleyici şeylerle işte sağlıklı atıştırmalık diyebileceğiniz bir kategoriye sanki böyle giriyorlar gibi. Hı hı. Aynı zamanda da yani hem bu kadar girişim var hem de çok zor bir kategori gibi geliyor. Evet. Yani daha doğrusu doğru ürünü seçmek kolay değil belki de tüketici için. Hı hı. Yani neye ihtiyacı, çünkü herkes spor yapmak istiyor. Yani kime sorsam şimdi iş dünyasından konuştuğumuzda işte sağlıklı beslenme, kendine dikkat etme. Tabii ki öyle. Spor yapma ama işte zaman da ayarlamak, ayırmak gerekiyor. Bence en büyük hatayı orada yapıyoruz. Yani kendimize zaman ayırmamız lazım. Doğru. Ve tüketeceğimiz ürünü sonuna kadar incelememiz lazım. Çünkü bu beden ömür boyu sonuçta bizimle olacak. Doğru. Hani ne yediğimiz bence çok önemli. Doğru. Bu konuda da sizin hassasiyetinizi farkındayım. Yani görüyorum. Peki bu ürün geliştirme tarafında çeşitlilik, sonuçta hepimiz yeni şeyler görmek isteyen, farklı sağlıklı şeyler tüketmek isteyen bir toplumuz. Dünyada bu şekilde ilerliyor. Bu konuda nasıl aksiyonlar alıyorsunuz? Yani kaç çeşit var diye sormak istiyorum. Veya kaç kategori var? Evet. Orada tabii bulunduğumuz kategori aslında en üst açıdan baktığımızda atıştırmalık kategorisi. Ve burada çok büyük çikolata, gofret, şekerleme endüstrisinden bahsediyoruz. Biz aslında onların arasında var olmaya çalışıyoruz. Doğru. Ama burada tabii her geçen gün insanların hayatımızdaki şekerin zararlarının farkına varıyor olması, glutensiz beslenmenin önemini her geçen gün anlayabiliyor olmak, katkısız ve koruyucusuz ürünlerin de paketlenebileceğini ve insanların bunu yediklerinde gerçekten çikolata kadar lezzet de alabileceklerini, keyif alabileceklerini biz anlatmaya çalışıyoruz. Zor bu, işte bu aslında. Bu çok, zoru başarıyorsunuz. Bu çok yani. Zor. Evet. Bunun için çok ciddi yatırımlar yapılması gerekiyor. Tabii ki de biz kendi üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya devam ediyor olacağız. Bizim burada yaptığımız en doğru hamleler aslında ilk baştan beri, kurulduğumuz andan beri tüketiciye dokunmak oldu. Yani yeni çıkardığımız bir kategori, ürünlerin anlatılmaya ihtiyacı var. Tüketicinin yorumlarına bizim ihtiyacımız var. O açıdan biz olabilen tüm fırsatlarda tüketicilere ürün tanıtmaya, ürün ikram etmeyi, bizzat festivallerde, fuarlarda, bizzat kurucular olarak biz standın başına durarak insanların yediklerindeki tepkileri, bize sormak istedikleri soruları bizzat alarak onlara cevap nasıl bulabiliriz diye biz aslında odaklandık ve sürekli kurulduğumuz günden bugüne kadar da kendimizi geliştirmeye devam ettik. Hala devam ediyor olacağız. Çünkü tüketici bilinçlendikçe merak ettiği konular ya da ihtiyaçları şekillenebiliyor. Dediğim az önce bahsetmiş olduğum gibi şeker ilavesiz olması, glutensiz olması, katkısız olması zaten artık ürünlerimizin ana kimlikleri gibi olmaya başladı. Evet. Az önce yine sorunuzun belki cevabı olacak. İşte trendler nereye doğru evriliyor? İnsanlar ya da tüketiciler neler bekliyorlar bizden? Bir de çok hızlı değişiyor. Çok hızlı değişiyor. En son çıkardığımız vegan proteinler ya da vegan besin kaynakları burada tüketicilerin aslında tam anlamıyla ihtiyaçlarını karşılıyor diyebilirim. Portföy olarak yaklaşık şu anda 80'den fazla ürünümüz var. Bunlar 4 tane ana kategoriye ayrılıyor. Tabii ki de marka olarak işimizin büyük bir kısmı protein barları üzerinden ilerlemek. Yani fonksiyonel barlar üzerinden ilerlese de kahvaltılık gevrekler, granolalar,
müsliler, fıstık ezmeleri gibi tamamlayıcı kategorilerimiz de var. Bizim amacımız tüketicilerin her öğünlerinde ya da her atıştırmalık ihtiyaçlarında onların sağlıklı bir alternatif olabiliyor olmak. Bu tam kahvaltıda da, öğlen yemeğinde de, akşam yemeğinde de, yatmadan önce de, ihtiyaçları anında, spor öncesinde, spor sonrasında sağlıklı ve fonksiyonel atıştırabilecekleri bir halde yanlarında olabiliyor olmak. Şimdi protein konuşunca tabii hep böyle sporcu falan geliyor insanın aklına. Yani belli bir protein alması lazım vücuduna gibi, ama yani spor yapmayan ama sağlıklı beslenmek isteyen milyonlarca insan var. Yani evet, spor yapmak isteyen de bence milyonlarca insan var. Yapamayanlar var. Hani sağlıklı beslenmek, işte formuma da dikkat edeyim falan dediği noktada zaten bu işte atıştırmalık kategorisinin büyümesine de neden oldu bence. Doğru. Dolayısıyla orada da bir tercih. Tam şeyi soracaktım, hani sizi kimler nerede nasıl tüketiyor acaba diye böyle bir düşündüm, ama onu da söylediğiniz işte granola dediğiniz noktada işte günün her saati herhalde hayatımızda oluyor. İşte Eleo pratik gofret formunda olan barlar vesaire, hani bunlar hep insanların çantasına atabileceği filan boyutlarda, evet, tercih ediliyor. Yani orada aslında bizim tüketici profilimizi sürekli inceliyoruz ve tabii ki de onları inceledikçe de ihtiyaçlarını daha doğru şekillendiriyoruz. Doğru. Bizim kategoriyi tüketen kitlenin büyük bir kısmı spor yapanlar değil, spor yapmak isteyenler, hayatına denge getirmek isteyen, sağlıklı beslenmek isteyen, kilo kontrolünü yönetmek isteyen aslında tüketicilerimiz bunlar. Spor yapanlar, biz zaten direkt onlar bizim müşterilerimiz diye bakıyoruz. Yani onlara zaten direkt kontak halindeyiz. Ama asıl bizim bilinçlendireceğimiz ve daha da fazla insana hızlıca yayılabileceğimiz kitle, spor yapmak isteyen, daha doğrusu hayatını bir aktif yaşam tarzına dönüştürmek isteyen aslında profiller bizim ana kategorimizin tüketicileri. Bu bağlamda da beyaz yakalılar ya da aktif olarak sürekli seyahat halinde olanlar. Evet, yani yoğun çalışan. Yoğun iş temposunda, yoğun şehir temposunda aslında yemek yemeye minimum zaman ayırarak maksimum fayda almak isteyen tüm tüketiciler aslında hedef kitle, bizimle hedef kitle olmuş oluyor. Ve burada da 7'den 70'e, yani çocuktan yaşlıya kadar ürünlerin fonksiyonlarıyla beraber bunu çeşitlendirebiliyoruz. Her birey için rahatlıkla tüketilebilecek ürünler. Peki. Böyle programımızın da son 5 dakikası içerisindeyiz. Çok hızlı geçti. ya ben şimdi rekabetten konuştuk, trendleri konuştuk. Bunların yanında şimdi Fellas'ın 80 farklı ürünü, 4 farklı kategori, 4 dediniz değil, doğru, mi? 4 farklı kategorisi. Peki Fellas nereye doğru gidiyor? Gelecek planları neler? Yani trendleri takip ediyorsunuz. Buna göre pozisyonlama yapıyorsunuz. Ürünleri geliştiriyorsunuz. Gayet iyi. Peki nereye doğru gidiyoruz? Yani bu pazarda nereye gidiyor? Hani sektör daha büyümeye çok bence trend oldu. Yani bugün konumuzdan bağımsız ama yani bir vitamin bile gıda takviyesi olarak alınması demek, insanların yani bu kategorinin açılması, bunun bir trend olması, zaten insanların vaktinin olmadığı, işte sabırsız olduğu, hemen hızlı böyle hap gibi alayım, hani bizde de çok meraklıyızdır yani böyle her bilgiyi böyle hıp diye alayım, evet, öğreneyim o konuyu diye. Şimdi bu pazar daha büyüyecek gibi gözüküyor, evet, öyle duruyor. Fellas bunda, burada gelecekte neler planlıyor? Yani aslında çok böyle kısa, böyle basit rakamlardan bahsetmek gerekirse, geçtiğimiz yıl bulunduğumuz kategori 1 milyar TL'lik bir aslında pazardan bahsediyoruz. Ve çok hızlı büyüyen pazar, çift haneli rakamlarla büyüyen bir pazardan bahsediyoruz. 3 yıl içerisinde 5 milyar TL'lik bir pazara ulaşacağını global araştırmalar öngörüyor sadece Türkiye'de. Bu dünyada çok daha büyük bir paya sahip. Ama bu bizi tatmin etmiyor. Biz kurulduğumuz günden bugüne her zaman vizyonumuz yurt dışı oldu. Hem ülkemizin ihracat kanallarıyla beraber aslında ülkemize bir fayda sağlayabiliyor, tabii, olmak, hem de markamızı, bir Türk markasını dünyada duyurabilir kıvamda portföye ulaştırmak en büyük amacımız. O açıdan çok ciddi Ar-Ge çalışmalarımız var. Bulunduğumuz mevcut ürünlerin üzerine ekleyebileceğimiz, çeşitlendirebileceğimiz çok teknolojik, çok uzun süredir emek harcadığımız ürünlerimiz var.
Bunların şu anda altyapılarını oluşturmaya çalışıyoruz. Ve çok yakın zamanda yurt dışına da bu portföyü sunmaya çok heyecanlıyız. Sunmak için epey bir emek harcadık. Zaten bu yıl 2023 yılı bizim için çok güzel bir yıl oldu. İhracat anlamında çok güzel atılımlar gerçekleştirdik. Şu anda yaklaşık 15 tane ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Oo, süper. Bunu da güçlenen portföyümüzle beraber çok daha büyük bir hacme ulaştırmak en büyük hedefimiz. Gayet iyi. Vallahi tebrik ediyorum. Yani sıfırdan hızlı bir süre zaman zarfında. Tabii bence sizin ve ortağınız, kardeşiniz hani bu işin içinde ve konuyu bilen iki uzman kişi olarak işin başında olmanızın getirdiği müthiş bir artı var diye görüyorum. Yani çünkü yani iki kişi kafa kafaya verip burayı kurmuşsunuz, getirmişsiniz, büyütmüşsünüz. Büyümeye de devam ediyor. Türkiye'den çıkmış, yani Avrupa'da, dünyada ne güzel yani bir yerli markamızın raflarda olması, insanları bunu tüketmesi. Bir de Fellas ilk gördüğümde, ilk aldığımda hani böyle Türk mü bu marka filan demişliğim var yani. Hani aa Türkmüş, işte burada üretiliyormuş filan. Hani isim de böyle bence gayet internasyonel bir evet. noktada diye düşünüyorum. O da bir avantaj sağlar. Peki, böyle son söz olarak söylemek istediğiniz bir konu var mı? Altını çizmek istediğiniz? Aslında epey konuyu konuştuk. Burada yani bizi izleyecek ya da bizim dokunabileceğimiz insanlara şunu söyleyebilirim. Sağlıklı beslenmek aslında önce kendimize gösterdiğimiz saygıyı temsil ediyor. O açıdan biz de bütün tüketicilerimizle kurduğumuz iletişimde hep şunu fark ediyoruz. Kendine değer veren, kendini özel hissetmek isteyen tüketiciler bizi ya da sağlıklı atıştırmalık ya da sağlıklı beslenmek üzerine hayatlarını şekillendiriyorlar. Bu en kıymetli şey. Kişinin kendine saygısı aslında yediği yemekten de başlıyor diyebiliriz. O açıdan maksimum kitleye ulaşabiliyor olmak çok daha saygın bir topluma dönüştürecektir bizi diye düşünüyorum. Ne kadar güzel özetlediniz vallahi. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz size. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bugün sağlıklı ve lezzetli atıştırmalık Fellas'ı konuştuk. Gelecek planlarını, ürünlerini, kategorileri ve sektörü değerlendirdik. Kendilerine başarılar diliyoruz tekrar. Ve haftaya yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.